şu kadar senedir çileden çileye koşuyorum bir insan olarak, sonunda şunu kaybettim, bunu kaybettim diyen Ahmet kardeşim, Aişe bacım, Enes yavrum, senin sahibin çektiklerini görmüyor mu senin? Bunların karşılığını vermeyeceğim mi dedi sana? Dedi mi? Şu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğin peygamber ailesinden kaç kişi gömdü bu dünyada biliyor musun sen? Çocuğu hastanede kıvrandığı için, kan kanseri bir çocuk babası annesi olduğu için kıvranan anne ve baba, sana soruyorum, kaçıncı çocuğun hastanede kan anemisiyle yaşıyor? Birinci çocuğun. Sen kendi ellerinle 6 tane yavru gömdün mü hiç? Gömdün mü hiç? Sonra da 6. yavrunu gömerken mübarek gözlerinden ibrik gibi yaşlar boşalınca Abdurrahman İbni Avf sana, koca peygambersin sen de ağlıyorsun ya Resulullah deyince, ciğerimi kopardım toprağa koydum dedin mi hiç? Dedin mi? Biz niye iman ettik Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e? Allah niye bütün acıları onun üzerinde yaşattı? Biz bugün ders alalım diye değil mi? Çok işkence çekmişsin. Ağaç kabuğu yedin mi 3 sene? İşkence ne ediyorsun sen? Yattığın yatağa 7-8 tane mızrak aynı anda batırıldı mı hiç? Kirada oturuyormuşsun. Ay Allah yardım etsin sana ya. Mağarada kaldın mı? İbrahim aleyhisselamdan kalmış dede toprağın Mekke'yi terk edip mağarada kalmak zorunda kaldın mı hiç? Kirada kalıyormuş. Kardeşlerim, ikinci sorumuz, yani karşılığımızı vermeyeceğini mi düşünüyoruz Allah-u Teala'nın?